Merhabalar. Günlük yayınlarımıza devam. Bugün de sevgili bir kardeşim konuğum olacak inşallah. Yine köpekleri konuşmaya devam edeceğiz. Bir sürü sorular geliyor. O sorulara da böyle herkesin göreceği şekilde cevap vermeye çalışacağız. Melahat'cığım hoş geldin. Ses nasıl bu arada? Sanırım iyi. Evet, şimdi bugünkü misafirim sevgili Çağla. Çağla'yı da yayına alayım. Evet. Çağla kardeşimizi bekliyoruz. Selamlar. Merhaba. Nasılsın abicim? Ne var ne yok? İyiyim işte evdeyiz bildiğiniz gibi. Sizler nasılsınız? Biz ev ve çiftlik arası gidip gidip geliyoruz. Ne güzel. En azından bir hareket alanınız var. Valla şu son dönemde acayip soğuk. Hareket etmezsek donarız diye hep hareket ediyoruz mecburen Doğru. yani. Doğru. Nasılsın, iyi misin abicim? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz? Bizler de işte kapalı günleri böyle birbirimizle konuşarak, bilgi paylaşarak geçirmeye Evet, çalışıyoruz. ben Sağ ol. de keyifle takip ediyorum biliyorsunuz. Ay ne güzel. Sağ ol, sen de kırmadın, yayına katıldın. Ne Yine demek? bol bol köpeklerden konuştuğumuz bir zaman geçireceğiz inşallah. Evet. Şimdi ben böyle iPad'ime de bir sürü notlar aldım seninle ilgili. Ben hani o notlara gelmeden önce bir izleyicilerimize bir kendini tanıtır mısın lütfen? Ben Çağla Çankırılı. Ankara'da doğdum. Bu 19 Çankırı Covid alakası yok değil mi? Ya aslında hiç yok, o bambaşka bir hikaye. Hiç Tamam. oralara girmeyeceğim. Ankara'da TED Ankara Koleji'ni bitirdim. Sonra Hacettepe Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra biraz kurumsal hayat deneyimim oldu. Zaten sizle de o dönemlerin sonlarında Evet. tanıştık. Doğru. Ondan sonra şu anda köpek eğitmenliği yapıyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Daha detaylı bahsedebilirim. Tabii nereden başlayayım? Siz Yani beni yönlendirin. o zaman şöyle hani kısaca en azından seni tanıdık. Ankara'da okudun. Hacettepe'nin hangi bölüm mezunsun Hacettepe'den? Fransız filolojisi. Fransız filolojisi. Oh, s'il vous plaît. Bu kadar biliyorum. O da bir şey. Şimdi bir sürü etiketler hani bu soru etiketi koyduk ya bir sürü sorular gelmiş ama zaten biz seninle de tanışma sürecimizdeki vesile olan bir olumsuz bir olay var. Ben tekrar acılarını deşmek istemem. Ama hani Sorun bu köpek sahipleri için belki de hani bizim de uğraştığımız konular için belki bir ders, biraz Balzac'ı ve süreci anlatabilir misin? tabii ki. Çok kısa geçeceğim o kısmını, Evet. trafik kısmını. Balzac'la biz akşam yürüyüşümüzü yapar. Balzac benim pug cinsi, ufak bir köpeğimdi. Bundan sanırım 6 sene oldu bu arada. Sahilde akşam yürüyüşümüzü yaparken sahibinin serbest bıraktığı bir köpek gelip ne yazık ki onu orada öldürdü. Aslında bütün süreç böyle başladı. Yani nasıl söyleyeyim? Yani benim için de çok karışık bir şeydi. Hem ciddi bir travma yaşadım, hem şunu fark ettim. Ya aslında o kişi bir kişi değil. O kişi aslında o kadar büyük bir çoğunluğun temsiliydi ki. Evet, ne Bunu yazık. fark ettikten sonra aslında biraz mücadele ruhu geldi bana. Yani bu bir kişi değil, demek ki daha fazla böyle olay olabilir ki olduktan sonra, bu haber gazetelere düştükten sonra bana o kadar çok mesaj geldi ki, benim de başıma geldi, ne yapayım, benim de başıma geldi, ne yapayım. Gerçekten çok ciddi derecede yaşanıyor maalesef bu olay. Hala. Maalesef, maalesef. Hala da. Evet, ve size gelen sorular için söylüyorum. Yasaklı ırk değildi köpek. Onu da burada çok net ifade etmek isterim. Ondan sonra bir dava sürecimiz başladı. Hayvanı tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakmak diye bir madde var. Avukatlarımız sağ olsunlar oradan İlerlediler. ilerlediler. Evet. Ondan sonra davayı kazandık. Ama tabii yetti mi? Yetmedi. Hala oluyor. Ama en azından bu bir emsal karar oldu ve şu anda başka davalarda kullanıldığını da biliyorum. Evet. Yani bu sürecin aslında hem biz köpek eğitmenleri için hem de köpek sahipleri için önemli kısmı şu. Hani köpekleri
Özellikle belli bir fiziki güçteki köpekleri yeteri kadar sosyal yetiştirmediklerinde ya da eğitilmediklerinde ya da doğru seçilmediklerinde, doğru üretilmediklerinde başımıza gelecek bu olay. Bu senin de başına gelebilir. Yani o köpek sana da zarar verebilirdi. Bir çocuğa da zarar verebilirdi. Her şey olur. Her şey olabilirdi. Hani bunun peşini bırakmamış olman ve bunu bir hukuki sürecin sonunda evet burada bir suçlu ya da hatalı var. Bu hatalı da bu köpeğin sahibidir. Rin sonucunu alman, hukuki çıktısını alman aslında çok değerli. O yüzden biz o süreçte tanışmıştık. Daha doğrusu o Evet. süreç bittiğinde tanışmıştık seninle. Evet. Evet. Tabii bu arada bir de şeyi merak ediyorum ben. Senin bir de bir Patipedia web sayfası ve sosyal medya hikayesi var. O çok benim ilgimi çeken bir şey. Çok da değerli bilgiler var. Çünkü hep çeviri yapıyorsunuz. Evet. Patipedia'yı biraz anlatır mısın bize? Yani nereden esinlendi, nereden çıktı? Patipedia aslında bu olayın akabinde oldu. Çünkü ben internette araştırma yapmaya başladım. Hani insanlar köpek eğitimiyle ilgili nereden bilgi alıyorlar? İnsanlar köpeklerini nereden alıyorlar? Ve üzülerek şunu fark ettim. Türkçe kaynaklar çok 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 kötüydü. Şu anda daha iyi kaynaklar var bu arada. Ama o dönemde gerçekten yani forumlarda okuduğum şeylere inanamıyordum. Hani Evet, çok. çok Yani ismini vermeyelim, ilginç biliyorsun. forumlarda köpeğine şöyle yapın, böyle yapın, daha iyi eğitirsiniz falan diye öyle. Yani Evet. bir de ya yapmayın diye cevap yazdığında da hurra üstüne çöküyorlar Evet. falan. Biz de kuyruğu kıstırıp kaçıyorduk yani. Bilgi de Evet yani onunla da mücadele veremedik etmek zor gerçekten. insanlara. Onun üzerine ben bunu bir görev edindim ve güvenilir kaynaklardan çeviri yaparak başladım aslında. Evet. Bilgileri derliyordum, çeviriler yapıyordum ve böyle bir kaynak, Türkçe kaynak oluşturdum Patipedia adında. Ondan sonra zaten yetmemeye başladı. O bilgi de yetmemeye başladı. Bugünlere biraz da öyle geldim. O da Köpekle Yaşam Derneği'ne evrildi bu arada. Ben tam onu soracaktım. Yani Patipedia'da çünkü çok değerli bilgiler var. Yani ben de öğreniyorum, okuyorum. Teşekkür. Öyle öğrenmenin yaşı yok. Sonuç itibariyle dünyada herkes bununla ilgili bir araştırma yapıyor. Yani çoğu da yabancı kaynaklar. O da katılmak istiyor herhalde. Evet, o burada heyecanla bekliyor. Ay yavrum benim. O da dinleyici. Dört ayaklı dinleyici. Yani genel izleyici var da dört ayaklı Evet, izleyici arada bir burada. salatalıkla besliyorum ki dursun. Süper. Şimdi o tabii kaynakları araştırmak, bulmak, ayrıştırmak, fayda, yarar fayda sağlaması, işte sını incelemek aslında bir bilgi birikim. Dolayısıyla bir taraftan da sen ciddi bir bilgi birikim elde etmiş oldun. Yani bu çok keyifli bir şey. Ben de oradan çok faydalanıyorum çünkü. Burada dedin ki derneğe evrildi. Bir de derneği anlatır mısın biraz? Bu Patipedia döneminde biz üniversitelerin kuluçka merkezleri var. Bilmiyorum biliyor musunuz? Bu girişimcilikle ve proje geliştirmekle ilgili bir takım eğitimler. Oraya katıldım ve orada şunu fark ettim. Yani insanlarla birebir yüz yüze iletişim kurmadan aslında çok zor bunu yapmak. Yani sadece bir web sitesi yeterli mi? Ne istediğinize bağlı. Ama bize yetmedi ve birkaç arkadaşımla beraber Köpekle Yaşam Derneği'ni kurduk. Orada da şunu hedefledik. Bir, sokaklardaki hayvanlarla beraber güvende miyiz? Köpeklerin beden dilini biliyor muyuz? Onlara nasıl yaklaşacağız? Yani çok temel düzeyde böyle bir bilgilendirme yapmaya başladık. Onun Harika. dışında köpekle yaşayan kişiler sorumluluklarını biliyor mu? Köpeklerin birincil ihtiyaçları neler? Köpek almadan önce neye bakacağız? Aldıktan sonra neye bakacağız? Gibi bilgileri toplumla birebir yüz yüze gelerek yaymaya çalışıyoruz şu anda. Evet, süper. Yani aslında hayvanlarla ilgili biz de aynı dernekteyiz bu arada Çağla'yla, hani izleyicilerimize de aynı zamanda Köpek Eğitmenleri Derneği'nin de sağ olsun üyesi. Elimizden geldiğince bir şey üretmeye çalışıyoruz. Tabii ben daha çok görev kısmındayım ama hani Çağla'nın bir dönem Türkiye'de yoktu. Ona geleceğim neden olmadığını. O çok değerli dönemler. Yani Türkiye'ye getirdiklerin için değerli yani. Herkes bireysel olarak, şimdi ben de geçmişimde işte K9 amca diye okullara gidiyordum böyle sürekli. Evet, Tabii çok evet. yorucu oluyor keratalarla. Hatta ismimi de onlar koydu yani. Üstünde K9 tişörtü var diye. Hani bir çocuk gördüğümde K9 amca diye üstüme atlıyordu. Sonra benim de kulağıma öyle hoş gelmeye başladı. Bütün okul amca, K9 amca yukarı. Gerçi şimdi primat amcaya döndük ama. Şimdi yani herkes, bir sürü sivil toplum örgütü, işte bireysel olarak böyle idealist kişiler senin gibi hayvanlar için bir şey yapıyor ama bir kurumsal çatıda toplanamıyor bir türlü bunlar.
Aslında bunlar bir kurumsal yapının altında toplansa, devletle olan ilişki, devletin ilgili birimler olan ilişkilerin kurulmasında fayda sağlasa belki daha etkili olacak diye düşünüyorum ben. Tabii ki öyle. Maalesef çok çatışma oluyor o konuda da. Yani Oraya hiç girmiyor. Ben bakışından anladım, hiç ne girmeyeyim diyeyim? Keşke olmasa ama oluyor. oraya. Evet, Umarım oluyor. bunlar çözüldükten sonra ya herkes aslında birleşse çok güçlüyüz. Çok güçlü Evet. bir yapı. Sadece biraz daha sanırım konuşup anlaşmak ve birbirimizi dinlemek gerekiyor. Şimdi ben hani hayvansever arkadaşlarla iletişimde şunu gördüm. Çünkü sen de bir aktivistlikten geliyorsun aslına bakarsan. Yani ben aktivist yanının olduğunu hissediyorum. Bu bakışlar da öyle oldu zaten. Ama şöyle bir durum var. Şimdi o kadar çok uğraşıp ondan sonra böyle duvara toslamaktan biraz agresif hale geliyor. Şimdi ben Belki. dönem dönem oldum. O hayvansever arkadaşların da bir sürü sorunla uğraşıyorlar. İşte onun canı, bunun sağlığı işte gibi derken biraz agresif hale geliyor. Yani sinirli hale geliyoruz. Çünkü hiçbir şeye yetişemeyene başlıyorsun bir süre sonra. O istihap haddi doluyor sanırım. Evet. Tahammül etme eşiği çok düşüyor. Yani bu arada aktivist yamağı diyeyim ben kendime. Çünkü öyle çok aktivist olmadım. Sadece aktivistlere yardımcı olmak için çok çalışıyorum. Özellikle Bağzak'ı kaybettikten sonra o nasıl deşarj olacağımı bilemedim ve orman beslemelerinde buldum kendimi. Elimde çekiç kulübe çakarken hala omzum sakat bu arada hiç bana göre değilmiş ama işte. Yani o benim için öyle bir dönemdi. Sonra da tabii insan bu tip şeylerle uğraşınca size de oluyordur yani. Mutlaka bir yerde karşınıza çıkıyor. Kimse görmüyor, siz görüyorsunuz ya da bilmiyorum. Evet. Yok, doğru söylüyorsun. Şimdi son dönemde benim yaşadığım yer bir köylük bir alan, işte kırsal bir alan. İstanbul'un dışındayız. Kimse yok ortalıkta. Köyün marketlerini gezdim ya. İşte son tarihi yaklaşan ürünleri falan verin de hani hayvanlara verelim. Önce kimse iplemedi. Sonra dedim ki ya bak işte hayvanlar aç kalırsa işte bizim de hayvanlarımız var, sizin de çocuklarınız var. Saldırabilirler. Yani bu dengeyi kurmamız lazım. Sonra kafalarına oturdu. Şimdi yardım ediyorlar sağ olsunlar. Bakıyorum işte en azından köylüler o hayvanlara bir şekilde sahip çıkıyor. Şimdi bu Köpekle Yaşam Derneği, aslında Köpekle Yaşam adı çok hoşuma gidiyor benim derneğin. Neden? Toplumun seven ya da sevmeyen, yani köpeği olan ya da olmayanın bu hayvanlarla yaşamayı, doğru şekilde yaşamayı bir şekilde öğrenmesi lazım. Yani Kesinlikle. bu isminden hareketle. Burada bunun öncüleri de biz olmak durumundayız, eğitmenler. Çünkü olayı sadece üretip satma kısmı değil, toplumsal hayata adaptasyon kısmındayız daha çok. Bununla ilgili bu üniversitedeki faaliyetlerin dışında yani hayalin nedir? Yani şunu yapmayı çok isterdim, şöyle gitmek daha iyi olurdu diye bir hayalin var mı? Hem dernek olarak hem kişisel olarak. Yani tabii çok fazla hayalim var bununla ilgili ama yani keşke sadece hayvanlar değil insanların da birbiri arasında ya sevgi içten gelen bir şey. Bir insana sevmeyi öğretemezsiniz ama Doğru. saygı duymak zorunda olduklarını bazı şeylere anlatmak zorundayız insanlara. Yani bu kişisel alan da bu konunun içinde aslında benim çok önem verdiğim şeylerden biri bu. Hayvanların da kişisel alanı olduğunu anlatmaya çalışıyoruz aslında insanlara. Yani yolda çocuğunu sokak köpeğinin sırtına bindirmeye çalışan bir kişiye de bunu anlatmamız gerekiyor aslında. Ben birebir şahit oldum ve o hayvan hiçbir şey yapmadı. Ya bu bir mucize mi artık bilmiyorum. Ben olsam ısırırdım. Çok net konuşuyorum yani. Ben gözünün ortasına çakardım bir tane. Sen yine iyisin. Tabii ki. Yani böyle öyle şeyler oluyor ki yani gerçekten bir ortak noktayı bulmamız gerekiyor artık. Öyle ya Evet. da böyle. Hayvanlara saygı duymayı, onlara onurlu bir yaşam sunmayı öğrenmemiz lazım. Evet, Yani bizim kesinlikle. oyuncağımız değiller. Bir de bu insanın egosu vardır ya, her bütün canlılar bizden altta, işte biz en zeki Hepimiz yaratığız. kullanalım falan. Evet, her şey bizim emrimizde olsun. İşte geldik, bak hepsi bizi tıkadılar eve. Böyle online görüşebiliyoruz. Evet, böyle otururuz işte. Bu süreç çok keyifli oldu. Şimdi ben aslında bu hani Balzac'la yaşadığın travma sürecinden başlayıp da eğitmenliğe gelen yani bir sürecim var. Biz dernekle ilgili, bizim köpek eğitmenleri derneğiyle ilgili görüştüğümüzde sen daha çok böyle hayvansever profilindeydin ama çok da meraklıydın. Sonra bir sınava falan girdin köpekle şeyle. Evet evet ya onlar hep sizin Olaf aslında mıydı? bir teşviğiniz var onunla ilgili bana. Ya elimden geldiğince yani ben Belki istiyorum de. ki
Ondan Bizim kısaca mesle... bahsedeyim. Lütfen evet. Bu işte Patipedya dernek falan derken bir yandan da işte eğitmenlikle ilgili tabii ki bilgiler alıyorum falan. Sonra sizle tanıştıktan sonra SKS diye bir şeyin varlığını öğrendim ben. Sosyal köpek sınavı. Ve hatırlarsanız sizin hatta orada bana şöyle yap böyle yap biraz gösterdiniz. Birkaç numara gösterdiniz eğitmenlikle ilgili falan. Yanımda Murphy vardı o zaman. Ve Murphy ile biz o sınava girip sizin ufak yönlendirmelerinizle, ufak değil pardon, sizin yönlendirmelerinizle ve benim ufak çabamla biz Estağfurullah, Murphy ile olabiliyor. derece aldık. Ya Ne o benim güzel. için o kadar büyük bir teşvik ki. Ya demek ki evet yapabilirim, demek ki öğrenebilirim, demek ki bunun bir şeyi var yani. Bende bir ışık var diye bir aslında heveslendim. O şekilde biraz da benim eğitmenliğe giden yolum başladı sanırım. Ay ne güzel. Bir vesile olduysak ne mutlu bize Oldunuz pek sağ ya. olun. Yalnız ki ben Murphy'ye yani isim olarak ve tip olarak çok seviyorum. Hani Murphy kanunları onun sayesinde kafamda olumsuz bir şey değil artık yani. Öyle gelir birazdan o da. Direkt ben de ona benziyorum zaten gördüğün gibi yani. Hayır diyemeyeceğim. Aa, süperdi bu. Şimdi tabii bu kararı verdin. Hani bu sınav falan. Sonra anladığım kadarıyla bir araştırma sürecine girdin. Evet, nerede eğitim alabilirim, ne yapabilirim? Hatta Online. o dönemde konuşmuştuk. Ben sana şey demiştim. Yani hani eğer imkanların varsa yurt dışına git. O yani nedenini de anlatmaya çalışmıştım. Şimdi ekranlardaki insanları da detay detay boğmayayım onlarla ama sonra bir online eğitim süreci oldu galiba. Evet, online olarak bir sürü eğitim aldım ama tabii ki yani online eğitim yeterli değil özellikle köpek eğitiminde. Bizim işimiz dokunmakla, hissetmekle. Evet, gerçekten öyle ve bu işte Patipedia dernek derken insanlar benden biraz ya köpeğim şöyle yapıyor yardımcı olabilir misiniz falan demeye başladı ama yani ben de şunu diyordum hep kendime ben köpek eğitmeniyim tamam çok okuyorum çok araştırıyorum online sertifikalar bilmem neler falan ama hazır değilim hazır değilim nasıl hazır olacağım derken dedim benim balıklama girmem lazım bu konuya yani okula gitmekten başka şansım yok diye düşündüm ve Süper. Ve bir Amerika süreci başladı. evet ben askerliğimi Texas'ta yaptım diyebilirim. Güzel. Devran. Çünkü gerçekten ya ben üniversite hayatımda, lise hayatımda hiç bu kadar yoğun bir çaba sarf ettiğimi hatırlamıyorum. Sabah 5'te uyanıyorduk. Bu arada okuldan bahsetmemi isteyen bir iki kişi oldu. O yüzden Lütfen. Evet ya. bahsetmek istiyorum. Bu okul kısmını anlatmanı çok istiyorum. Yani Tamam. sorularda da var. Her şeyden önce şöyle bir avantajı var okulun. Ya bir kişiye bağlı bir şey değil. Yani bir eğitim sistemi olan bir kurum bu. Ben özellikle okul seçerken bu nasıl diyeyim yani bir kişiye duyulan hayranlıktan öte bir şey olsun istemiştim. Biraz da o yüzden aslında yurt dışına gitmeyi seçtim ve bu okulu özellikle seçtim. Çünkü belli bir sistem var. Devlete bağlı bir okul. Tabii bizde keşke öyle bir sistem olsa. Siz daha iyi Ah, biliyorsunuz var mı? ah, çok uğraşıyoruz bunun için ama Biliyorum. ah ah Evet. yaramız. Ve yani 2 gün derse gelmezseniz okuldan atılıyorsunuz. Notunuz 80'in altına ikinci düşüşünde ya da ikinci kez bir sınavdan kaldığınızda okuldan atılıyorsunuz. Sabah 5'te kalkıp köpeklerin, yüzlerce köpek var bu arada. Köpeklerin bakımını yaparak başlıyorsunuz. Tesis yönetimi, temizlik, hatta bir fotoğrafım var elimde süpürge falan. Şu anda da öyle Evet. gerçi bu karantina döneminde ama. Yani hem teorik dersler var, saatlerce süren onların sınavları var. Çok 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 ciddi bir kurum gerçekten. Çok zorlandım ama böyle bir deneyimi de başka nerede edinebilirdim? Keşke ülkemizde olsa ama ne Peki. yazık ki henüz yok. Ama olacak bence. İnşallah biz öncüler oluruz abim. Neden olmasın yani? İnşallah. Yani o şimdi ben de ilk yurt dışına gittiğimden bir kısa müsaade edersen deneyimi anlatayım. Tabii ki. İşte böyle eğitim için ilk gittiğim yer Macaristan'dı. Yani gittik oraya. Dediler ki hani bir de rütbeliyim diye. Hani öğrenmek istiyor musun bu işi yoksa hani anlatalım mı? Ya dedi ben öğrenmek istiyorum dedim. O zaman peki dedi böyle düşük rütbeli bir asker vardı. Benim elime fırçayı ve şeyi verdi. Önce dedi kulübelerden başlayacaksın dedi. Evet. Ben de hiç yüksünmedim girdim. Hani şarkı söyleyerek temizlik bir de hava acayip soğuktu. Böyle
base şey oynar gibi, golf oynar gibi temizlik yaptım şeylerle. Ve bu işin temelinin hakikaten senin yaptığın gibi oradan geldiğinin bizzat yaşayan birisi olarak şahidiyim. Ben de kendi personelime, eğitime gelenlere hani ilk yapacağınız iş, hadi bakalım köpeklerin temizliğini, hani köpeğin, affedersiniz seyircilere diyorum, kakasını anlayabiliyorsan birçok şeyi çözmeye başlıyorsun. Doğru. Bakımdan başlıyor her şey. Peki ya Amerika dedin, şimdi aslında orada pet sektörüyle ilgili de bir sistemin de gözlemleme fırsatın oldu. Yani hani belki oradaki gözlemlerini ve tecrübelerini de izleyenlerle paylaşabilir misin? Yani nasıl bir köpek sahibi nasıl olunuyor? Ben nereden köpek alıyorum? Eğittiriyor muyum? Eğittirmezsem ne oluyor? Köpeğin birine zarar verirse bana ne geliyor falan gibi, hani böyle bir bilgiler var mı acaba? Şöyle aslında çok çok ciddi farklar var diyemeyeceğim. Yani orada da merdiven altı üretim var. Orada da eline geçen köpeği çiftleştiren insanlar var. Yani bence bilmiyorum, dünyanın diğer yerlerinde de sanırım böyle bu. Buradaki sorunlar her yerde var gibi görüyorum. Ve gerçekten bazı insan daha meraklı, köpek edinmeden önce araştırıyor hangisi bana uygun hangisi değil. Ama mesela okulda staj da yaptım ben mezun olduktan sonra. Staj dönemimde bir çift geldi. Border Collie'leri var. Çift, o gün de örneğini verdim. 70 yaşında bir çift. 50 değil, çok şükür. 50 değil, 70. Ve ne yapacaklarını bilmiyorlar. Çünkü hayvan delirmiş durumda. Yani hem enerjisini atamıyor hem şey, neyse pardon, yine konuyu başka yere getirdim. Onun dışında oradaki barınaklarla ilgili bir şeyler söyleyebilirim. Çok fazla barınak ziyaret ettim çünkü. Ne yazık ki tabii ki bu köpeklerin uyutulduğu barınaklar birçok eyalette hala var. Ama Ha, bunları, no-kill shelter'lar da var. evet, onları tamamen konunun dışında bırakarak gördüğüm no kill olan barınaklardan bahsedeyim. Köpekler her şeyden önce tek tek duruyorlar. Bence bu çok önemli bir şey. Ama oyun zamanlarında sosyalleşebiliyorlardı. Gönüllüler sürekli gelip tasmayla köpekleri gezdiriyor. Ve çevre zenginleştirme diye çevirebilirim sanırım. Böyle hani köpeğe sadece önüne mama boşalt yesin değil, ama biraz daha böyle oyuncaklardan yemek verildiğini gördüm. Daha küçük barınaklar. Tabii ki burada uygulaması bunun mümkün değil ama şu anda. Ben anladığım kadarıyla sadece karnını doyurma üzerine değil, köpeğin bir de özgüvenini sağlamaya yönelik de bir uygulamalar. Aslında bu anlattığım o özgüveni sağlamaya biraz da yönelik. Evet, Uyumunu evet. arttırmaya yönelik. Evet, biraz daha kaliteli içeride zaman geçiyor. Çünkü tabii ki sürekli çıkamıyorlar. Gönüllüler orada da kısıtlı böyle. Orada da çok güzel bir dünya yok evsiz Evet. köpeklerle ilgili ne yazık ki. Hiçbir yerde olmadığı gibi. Ama biraz daha hayvanların yani sadece yaşatmaktan ziyade bu hayvan eninde sonunda biz bunu sahiplendirmeye çalışıyoruz. Burası temiz olmalı. O hayvanların yatağı olmalı. Tabii yatağını yemiyorsa. Onları da belirleyen kişiler var orada. Gibi böyle hafif ev ortamına da biraz yakın, biraz oyuncaklı falan. Daha böyle biri köpek aramaya geldiğinde onlara sıcak gelebilecek manzaralarla karşılaşıyorlar. Bence sahiplendirme konusunda bu çok büyük bir etken. Çok önemli bir şey söyledin aslında. Hani bizim ülkedeki barınaklardan sahiplenme yüzdesine baktığımızda, yani barınağa geldiğinde gerçekten seni kötü bir şey karşılıyor. Manzara karşılıyor maalesef. Dolayısıyla bu manzara da hani insanların böyle daha sevecen ve keyifle o köpekleri sahiplenmesinde bir engel. Belki bu yarı ev tarzı bizim de barınaklarımızın bir bölümünü o hale getirebilsek daha fazla sahiplendirme yaratabileceğiz. Daha belki bir işe yarayan, hani işe yarayan derken hepsi bizim için işe yarayan da, bir konuda iş yapan köpekler eğitebileceğiz bu sistemde. Evet, kesinlikle. Çünkü ben de hani men training ya da işte konularda Amerika'da bu ilk başladım. Yani şerit departmanındaki 6 köpekten 4'ü barınaktan almaydı. Bir tanesi, iki tanesi işte Bloodhound'tu. Barınaktan aldığımız köpeklerle geldiğimiz noktalar da ilginç. Çünkü o hayvanlar da çok enteresan. Geri dönmemek için tırnaklarını batırıyorlar. Evet, yapacağız bu işi falan diye. Yani hani ben öyle diyorum ama tabii ki davranışsal olarak öyle değil. Yok abi, ben bu işi yapacağım falan hani diye. O
Bu barınak sistemini söylediğin çok iyi oldu. Hani inşallah bu bir de örnek olur. Güzel. İnsanlar dahilinde tabii. Şimdi gelelim. Seni biraz tanıdık. Şeylerini, bilgilerinden faydalandık. Hala da faydalanıyorsa ağzına sağlık kardeşim. Sağ ol. Geldik ülkemize. Şimdi ülkemizde şu anda da kapalıyız artık. Şartlarımız bu. Ben biraz bilgim dahilinde paylaşmaya çalıştım ama sen ilave olarak bunun eğitimini aldın. Biz evde kalan köpekleri fiziksel olarak belli bir şey sınırlı olarak yorabiliriz ama zihinsel olarak yormamız lazım. Bunun için de burun egzersizleri çok önemli. Bu dilimde pelesenk oldu ama sen bunun uygulamasını yaşadın. Biraz izleyicilerimize bundan bahseder misin? Köpeklerin tabii siz ne kadarından bahsettiniz hatırlayamıyorum şu anda ama zihinsel aktiviteleri çoğu zaman fiziksel aktivitenin bile önüne geçmek durumunda köpeği Doğru. gerçekten yormak için. Çünkü bir köpeği fiziksel olarak yormak hiç kolay bir şey değil. Ama bu koklama, arama, bulma hem köpekler için müthiş zevkli oyunlar ve aktiviteler hem de hayvanın doğasına çok uygun. Yani hayvanı tatmin ediyor, sonunda kendi başarısıyla bir ödül kazanıyor falan. Köpekler için gerçekten çok faydalı oyunlar. Bunun için de genelde insanlarda böyle bir şey oluyor bazen. Ay yok, bizimki hiç çok tembel, oynamaz falan. Halbuki hayvan önüne her gün aynı kapta mama konulmasından tembel. Birçok köpek mama yemiyor mesela kaptan ama işte bu tip öneriler yaptığımız zaman oyunlarla beraber köpek kuru mama yemeye başlıyor. Çünkü hayvan için o bir oyuna dönüşüyor artık. O bir eğlence, özgüven geliştirme artık. Siz daha iyi tarif edersiniz. Yani hayvan için o kadar faydalı şeyler ki. Şimdi şöyle, köpeğin beyninde daha doğrusu koku duyusu beyne hiçbir şey olmadan direkt etki eden bir duyu. Yani biz bir şey gördüğümüz zaman bir filtreden geçiyor. Duyduğumuz zaman bir filtreden geçiyor. O yüzden uyuduğumuzda aslında bunların hepsini kapatıyoruz. Fakat koku duyusu direkt beyni etki eden bir şey ve beynin büyük bir bölümünü özellikle köpeklerde etki eden bir şey. Dolayısıyla burnunu kullandığında köpeğin beyninin büyük bir bölümü enerji kullandığı için, beyinde en fazla enerji üreten şeyi tüketen organ olduğu için köpekleri yorduğumuzda, burnunu kullandırdığımızda aslında daha fazla yoruluyorlar. Evet ve müthiş mutlu oluyorlar. Acayip mutlular. Yani hani onu başarmış köpeklerdeki mutluluğu biliyorsun ben dedektör köpeklerle çalışıyorum yıllardır Evet. ama müthiş bir keyiftir yani. Ev köpeklerinde yani yok işte bu kadarcık köpek o yapar mı bu işi falan diye insanlar küçümsüyor. Ya inanılmaz şeyler çıkıyor yani. Evet, İnanılmaz. gerçekten öyle. Biz okuldayken bu narkotik aramaya da bir giriş, tabii ki uzmanlaşma değil ama giriş derslerimiz olmuştu. Orada bir tane, cinsini şu an tam hatırlayamayacağım ama beyaz küçücük böyle çok tatlı bir teriyer vardı. Fransızca bir adı vardı sanırım, neyse. Ve onu öğrendi. Yani gerçekten narkotik aramayı öğrendi o hayvanın orada. Ve küçücük, yani kutulara boyu yetmiyor. Böyle zıplayarak üstünden bakıyor falan. Cep Yani, dedektörü olmuş evet. Yani tabii ki yaratan. o bir hani görev yapacak bir köpek değil. Orada bir şey öğreniyorduk sonuçta. Onun için kullanıldı ama şunu da gösterdi. Yani önyargılarımızı yıkalım gerçekten. Köpekler çok becerikli hayvanlar ve o yeteneklerini gerçekten kullanmaya ihtiyaçları var mutlu olabilmek için. Çok önemli bir konuya değindin. Onları kullanmaya onların ihtiyacı var. Çünkü yani on binlerce yıldır bu özelliklerini evrilerek buraya gelmişler. Şimdi biz ne yaptık? Eve tık tık otur, yat, bekle, kımıldama, tuvaletini yapma, havlama, şunu yapma, bunu yapma. Yani bir süre sonra hani şimdi ben kendime diyorum beni bu kadar darlasalar ben de arıza çıkarım yani. Ne kadar baskılarsanız bir yerden patlak veriyor ya Yani sonra. doğal olarak patlak veriyor. Peki bu uygulamaları biraz anlatın ya neler nasıl başlayabiliriz mesela en basit anlamda? En basitinden aslında ben yanıma şöyle ufak bir masa yaptım. Şöyle göstereyim size de. Aa süper. Ha, burada Şöyle yapılmış var. evde neler kullanabilirsiniz gibi. Onları Süper. biraz göstereyim. Şu an herkesin evinde olan tuvalet kağıdı ve kağıt havlu Rulo. Evet, rulolar. Harika. ruloları mesela. Elimde çok yok ama daha fazla olsa mesela bunları dik dik bir kutunun içine koyup içlerine ödüller saklayıp bu şekilde Bu bir kutu karton kutu mu? karton kutu da olabilir, plastik kutu da olabilir. Yani köpeğinizin içine girmesine izin verebileceğiniz herhangi bir Anladım. şey olabilir. Yani köpeğin boyuna tabii uygun olması önemli. Birazdan gösteririm, şurada var.
Bunları o şekilde de kullanabiliriz. Ya da şöyle göstereyim. Kendi mamasını ya da ödül mamasını içine koyup en basit şeyi göstereceğim şu an. Yanlarını şu şekilde kapatarak böyle verebilirsiniz. Ha, evet. Köpek çok zorlanırsa bir tarafını ilk başta açık bırakarak başlayabilirsiniz. Çünkü köpeğin oyundan sıkılmamasını istiyoruz. Köpeğin bir başarıya ulaşmasını istiyoruz ve bunu teşvik etmek istiyoruz aslında. Çünkü köpek uğraşır uğraşır hiçbir şey elde edemezse oyunu da anlamaz. Canı da sıkılır, ilgisini de kaybeder. Ama buna delikler açarak da aynı şekilde bir şey sağlayabiliriz. Veya mamanın miktarını biraz fazla artırıp daha çok koku çıkmasını, cezbedici Tabii ki. olmasını Tabii ki. sağlayabiliriz. Ben mesela Olaf'a bugüne kadar hiç bundan vermedim. Şimdi ben de merak ediyorum ne yapacak. Uyuyor gerçi. Uyandıralım. Daha kolayı var. Ama en azından bir ilgisi var. Bak mesela bak vücut dili çok hoşuma gitti. Yani kuyruğunu sallıyor bilmem ne gayet mutlu. Bir ilgisi var yani. Evet. Şimdi şöyle yapacağım. Bir tarafını şöyle ufak açacağım. Hani ilk Evet. öğretirken. Uğraşa dursun. Evet, Bu şimdi arada bak bir daha. uyarım olacak köpek sahiplerine. Eğer köpeğinizin yabancı maddeleri yutma huyu varsa bu tip oyunları çok dikkatli oynamalarını rica ediyorum. Çünkü kumaşlarla da bir şeyler yapabiliriz. Ama köpek ödülün kokusunu aldığında bazı köpek şunu toptan yutmaya çalışabilir biliyorsunuz. Ben geçen sefer kumaşla, el bezleriyle yaptığım uygulamayı anlatmıştım köpek sahiplerine. Bu uyarıyı önemli. Hani bazı böyle homini gırtlak köpekler komple şeyi alabilirler yani. Evet, tabii Malzemeyi ki. yutabilirler dediğin gibi. Evet. O Mesela hala arkada uğraşıyor bak. uğraşıyor mu? Bitirdi mi bakayım? Yok, almış, bitirmiş. Ya Tabii ki. süper. Evet, o çok eğleniyor böyle şeylerde. Onun dışında pet şişelerle yapabileceğiniz, ben hazır bir ürün göstereceğim ama bunları evde nasıl yapabileceğinizi de kısaca bahsedeceğim. Pet şişelerin şu taraflarını keserek görünüyor mu? Ya evet görünüyor görünüyor Ha, şu harika. ahşap yerine bir ip kullanabilirsiniz. İpi bir yere gererek ve Murphy geliyor. Sizinki geliyor. Bunu Evet. gördüm. Toprağım geliyor. Geliyor, geliyor. Pet şişenin içine de ödül mamalarını atarak bunu da Murphy ile göstereyim size isterseniz. Hadi bakalım. Murphy gel. İlk başta anlamazlarsa mutlaka yardımcı olup yönlendirmek çok önemli. Çünkü diğer türlü hayvan için de bir anlamı olmuyor ve onun da keyif alması gerekiyor. Biraz da aç karnı olması lazım tabii ki. Hani bunu istekli bir şekilde oynasın. Çok aç olursa Evet, da şu anda parçalar uyuyordu mesela Murphy ve onu. sadece hani belki salatalık için biraz daha çalışır bilmiyorum. Salatalık çok seviyorlar. Öyle bir şansım var. Ya ilginç ya hani vejetaryen köpeğim var ilginç çok ilginç. Özellikle kilo kontrolündeki köpekler için çok faydalı oluyor ki bizim Olaf birazcık hafif Evet, bombul. kilolu. Merfet oyna. Şu anda çok geliyor. Ay pardon. Yok ben şeyi çok hoşuma gitti. Yani sistem çok hoşuma gitti. Benzerlerini görmüştüm işte tenekelerden bilmem nereden. Bu sistemin güzel tarafı da şu. Köpekler kokladıktan sonra o yiyeceğe ulaşmak için mevcut sorunu çözmeye çalışıyorlar. Evet. O sorunu çözmeye çalışırken de çok enerji harcıyorlar ve aslında bakarsanız uzuvlarını farklı şekilde kullanarak, deneyerek bir dediğin gibi özgüvenleri de yükselmiş oluyor. Yani ben bu çalışmanın farklı versiyonlarını gördüm. Bunu ilk defa görüyorum. Çok teşekkür ederim ben de. Ama hani köpeklere o sorunu çözme konusunda
daha fazla şey sağladıkları için, enerji harcadıkları için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bir de farklı objelere dokunuyorlar. Mesela ürkek köpeklerde de aslında çok kullanılan yöntem bunlar, özgüven geliştirmek için biliyorsunuz. Evet. Farklı objelere patisiyle dokunmak kendi isteğiyle, yani bizim ona bir şeye dokunmayı zorlamamız değil ama kendi isteğiyle patisiyle burnuyla dokunması falan. Murphy şu an sizin çok güldüğünüz bakışı atıyor bana. Ya aynıyız, bakar mısın? Benim saçlarım yok, onun saçı var. Aa, süper. O Valla bakımdan da çok faydalı oyuncaklar. yani senin bu yöntemle özellikle hareketli ve iştahlı köpekler aslında akşama kadar uğraştırabilirsin bunlarla. Yani böyle bir Evet, oyuncakla evet. akşama kadar uğraşırlar. Hani şimdi seninkiler biraz yorgun ve karınları da tok belli. Ama hani biraz aç ortalar. Tabii köpeklerin karakterine, fiziğine göre de farklı sağlamlıkta bir şeyler yapmak lazım. Şimdi bunlar ufak tefek keratalar. Ama bizim işte daha büyük ırklar olursa, işte Akitalar, Rottweiler ya da evin içinde yaşayan daha büyük ırklar, ya muhtemelen onu ağzıyla alıp bir yere taşıyıp orada parçalamaya bile çalışabilir Evet, yani. öyle Vay bir be, durumda da babam. kalın bir ipe daha büyük bir litrelik, gerçi bu da litrelik ama daha büyük bir pet şeyi belki takarak ve onu daha sağlam bir yere koyarak köpeğin büyüklüğüne göre yapılabilir. Onun dışında şu çok kullanılan bir şey dünyada. Şöyle koklama matları var. Bunları evde kumaş artıklarından da yapabiliyorsunuz. Bu da içine ödüller saklanıyor ve köpek burnuyla, patisiyle arıyor, buluyor, içinden çıkarıyor falan. Evde Ya. rahatlıkla şu dönemde özellikle bize de proje olacak. Ya Bize de vakit geçirtecek oyuncaklar. bu bizim sniperların şey kıyafetlerine benzemiş. Bayağı bir üstüne getir, o kimse seni görmez. Şimdi ben o ürünü biraz daha böyle anlatalım mı? Yani kumaşları büzüştürüp zeminde bir yere sabitliyoruz ve Evet. mamalar aralarına saklıyorsunuz. Evet, şerit halinde kesilmiş kumaşlar bunlar. Evet. İnce uzun bir şekilde. Bunları düğümleyerek işte evde artık ne bulursanız, silikon bulaşıklıkları kullanıyor bazıları. Böyle delikleri olan. Onları düğümleyerek bu tip oyuncaklar yapmak çok kolay oluyor. Ve Ya, köpekler de çok eğleniyor. Şu an niye böyleler, ben hiç anlamadım. Normalde tok olsalar da çok heyecanlar yemeye ama çok senin konuştuğum için şimdi bayılmış olabilirler. geliyor. Altın ciddi bir iş yapıyor. Biz hiç şey yapmayalım. Ne? Galiba öyle bir moddalar şu anda, bekliyorlar. Onun dışında yine çok kolay mutfak havlusu. Şöyle gevşek bir düğüm atarak ve düğümün aralarına mamaları koyarak da bir oyuncak hazırlayabiliriz. Çok basit. Ya da normal bir havluyu rulo yaparken, tabii yerde olacak, şu an onu gösteremiyorum ama rulo yaparken aralarına mamaları koyup rulo yapmaya devam etmek. Mama biraz daha kıvırıyoruz. Mama diziyoruz, biraz daha kıvırıyoruz. Bu böyle oluyor Ya sen ve bildiğin dürüm yaptın be. yaptım değil mi? Canım çekti vallahi, Elim dürüm çok oldu. yatkındır. Böyle köpek burnuyla, patisiyle iterek bunu yavaş yavaş açarak mamaları da o şekilde Harika. yiyebiliyor. Murphy şu anda şu deminki şeyde mama arıyor ama yok mesela. Değil mi oğlum? Yani Kendi oyuncağı. sevgili seyircilerimize söylemek istiyorum tekrar ısrarla. Ya bakın, bu Çağla'nın gösterdiği iki tane işte pet şişeler, sonra benim sniper kıyafeti dediğim pet, sonra da bu havlu, işte mutfak havlusu ve normal havluyla yapacağınız oyuncaklar köpekler o kadar çok yoruyor ki inanılmaz. Yani Evet. siz de şaşıracaksınız. Yani yemeğini bırakın, öğününü onunla uğraşarak yesin. Hani çok güzel bir laf var ya, konfor çürütür diye. Hani köpeklerin de bu kadar konforlu alan sağlayıp da köpekliklerinin çürümesine sebep olmayalım. Yani Evet. köpek olsunlar. Yani o kötü anlamda diyorum. Yani köpek olsun. Hakikaten o köpek oldukları zaman çok değerli. Evet, muhteşem varlıklar çünkü ve Yani. kendilerini, doğalarını yaşamayı gerçekten hak ediyorlar. Çok da Yani biz biraz eğlenceli oluyor. insanlaştırıyoruz onları. İnsan duygularını veriyoruz ama ya köpek ya çok aslında masum ve basit bir varlık aslında. Evet. Hani biz onları anlamak durumundayız. Yani hep şey bir var ya, köpeklere fısıldayan dinlen. Yok ki arkadaş, onları bir dinleyelim önce. Ne fısıldayacağız? Yani bir dinle bakalım, adam ne anlatıyor, Bence de. senden ne istiyor. O yüzden
Bunu özellikle söyledim. Bunları peki köpeğe alıştırırken kuru mamanın haricinde başka bir şey de kullanabilir miyiz? Mesela işte sosis de bilmem hani sevdiği bir yiyeceği kullanabilir miyiz? Tabii ki özellikle öğretirken neye yani her köpeğin farklı. Bunlar normalde bu kadar sakin değiller. Şu an gerçekten konuşmamdan bunaldılar galiba ama Yok bence şey yani eğitmen. gösteremiyorum o yüzden. Yok yok eğitmen işte canlı yayın yapıyor biz burada uslu uslu bak eğitimliyiz falan. Şov Reklam yapıyor. yapalım Mert'i falan. zaten biliyorsunuz çok iyi şov yapar. O felaket. Felaket o ya. Köpeğin ilgisini en çok çekecek şeyle başlamak aslında çok daha faydalı köpeğin Sosis, isteğinde kaşar, durur. salatalık hani sen, salatalık dedin sen. Yani ne Evet. ilgisi var? Midesini bozmayacak ama ilgisi olan bir şeyle başlayabiliriz. Evet ve zamanla işte kuru mamasını bile bunlardan yemesi bence hayvan için çok daha sağlıklı. Yani önüne mama kabıyla mamasını vermektense yani şu gösterdiğim ufak tefek şeyleri mesela işte havluları ya da işte plastik bardaklarla bununla ilgili de çok internette paylaşım gördüm. Evet, o çok hoşuma giden bir şeydir. Evet, Bulgara yal plastik parayı. bardakların bul karayı al parayı kıvamında oyunlarla. Hatta bence mamayı parçalara bölerek evin çeşitli yerlerine bu tip oyunlar saklayarak vermek hayvanlar için müthiş bir ya, hazine avı. Evet, yok, çok heyecanlı oluyorlar. Ben geçmişte özellikle küçük köpeklerle ilgili öneriyordum. Yani uygulama da yaptırıyordum pet eğitim dönemde. Yani mamasına ne veriyorsun? İşte 200 gram mı veriyorsun ya da 100 gram mı veriyorsun? Ya bunun yarısını ver ama yarısını bu oyunlarla ver. Evet. Bu oyunlarda hepsinde başarılı olduğu için de kalan yarısını "Aa, çok iyi oynadım bugün" falan diye. O hayvanın mutluluğu ve uzun uzun uyuması yani böyle huzurlu huzurlu uyuması görülmeye değer bir şey yani. Evet, Hani gerçekten öyle. çok çok özür diliyorum. Bu yaptığın uygulamada hayvanlarda birçok davranış probleminin de yavaş yavaş gitmesine de katkı sağlıyor benim görüşüm. Yani sen ne Tabii düşünüyorsun ki. bununla ilgili? Tabii ki kesinlikle katılıyorum. Zaten hayvanlardaki o iletişim problemleri çözüldüğü zaman davranış sorunları çok azalıyor. Yani tabii ki genetik ciddi sorunlar değil ama böyle ufak tefek davranış sorunlarında özellikle çok kullandığımız bir şey bu tip şeyler. Yani ben duyuyorum başka meslektaşlarım da diyorlar ki köpeğinize kaptan mama vermeyin artık. Oyun oynayarak verin. İşte koklama oyuncakları alın, konglar alın, interaktif kaplar alın. Ya bu gerçekten çok bilimsel bir şey. Tabii bilimsel Evet. şu an ne kadar anlatabilirim emin değilim ama. Yok yok doğru söylüyorsun. Yani uğraşarak yani Evet. şimdi bunlar avcı hayvanlar. Yüzyıllardır avcı olarak yani burunlarından dolayı avcı evrilmişler. Biz diyoruz ki bir gün yok arkadaş kuru mama yiyeceksin önündekini. Avlanmak yok ama içeriden bir şey dürtüyor bu hayvanı Evet. yani. Dolayısıyla o dürtmeyi de biz tatmin edersek hem köpekleri mutlu etmiş oluyoruz hem de Tabii ki. davranışla ilgili problemlerini ortadan Evet. kaldırmış Tatmin oluyoruz. edilemediği zaman çünkü hayvan bir şekilde onu tatmin edecek bir şeyler aramaya başlıyor. Bu Doğru. sefer de istenmeyen davranışlarla genellikle sonuçlanıyor zaten. O yüzden Evet. hayvanın ihtiyaçlarını bilip ona göre ona bir şeyler sunmak ki çok kolay bir şey. Yani şu gösterdiğim tuvalet kağıdı içi ve havlu hani herkesin evinde olan şeyler. Doğru. Onun dışında işte bu konglar çok kullanılıyor aslında. Gerçi Evet, örnek kongumuzun var bir durumu tane. şu. Evet, bu yarım kong, isteyene yarım porsiyon servisi de var. Evet, bizimkiler plastik oyuncakları böyle yapıyorlar. O yüzden ben daha çok kumaşlarla çalışıyorum benimkilerle. Plastiği parçalayan köpeklerde ya biraz deneme yanılma aslında. Kumaşları deneyebilirsiniz, havluları deneyebilirsiniz ya da daha sert plastikten şu tip oyuncaklar var, markasını unuttum. Kapaklarını açmak zorunda almak için gibi. Bunlarla yani çok kolay şunun üstünden mamayı döküyorsunuz, uğraşıp. Gerçi bunu çok kolay çözüyorlar ama bazı köpek için de iyi bir başlangıç oyuncağı alıyor mesela. Oyuncağın güzelliğine bakar mısın? Ben de hayran hayran oyuncağa bakıyorum ha böyle. Yani işte hem köpeğin burnunu hem de yani düşünerek sorun çözmesini sağlayan oyuncaklardan bir tanesi. Çok da keyifli bir oyuncak. İşte o dürüm oyuncağın, ona dürüm diyelim artık. Durum. Evet, onun adı durum olsun. Dürüm olsun, dürüm oyuncak. Karnımız mı acıktı, ne oldu bilmiyorum. Özledik herhalde dışarıda. Doğru, evet. Yani bunları çok çok teşekkür ederim hani katıldığın için ve bunları köpek sahipleriyle paylaştığın için. Ben Çünkü teşekkür ederim. Daha soruyorlar çok işte var ama vaktimiz var mı bilmiyorum. Tabii siz lütfen sözünüzü... bizim bir saat vakti 45 dakika geçmiş ben hiç farkında Geçmiş değilim o mi? kadar Ben de keyifli ki değilim. bir 15 dakikamız daha var bence hani bir joker birkaç tane daha falan bir şeyler
Ne gösterebiliyorsak? Yine birçok evde olan şu çamaşır yıkama topları var. Bilmiyorum hiç gördünüz mü böyle bir şey ama çok Teşekkür ederim. Ben çok garip yıkıyorum çamaşır. baktınız. Bunların içine yine gittikçe zorlaştırmak için hatta bunlar çok kolay açılıyor yani bir köpek bunu çok kolay açabiliyor. Bunların içine ya işte kumaşlara sararak ödün mamalarını ya da yine bunların içine koyup kapatarak falan böyle bir oyuncak yaratabilirsiniz onlar için. Bununla hem bu fiziksel aktivite de sağlayacak çünkü açana kadar muhtemelen bunun peşinden koşturacak, açacak, sonra gidecek. Bunun içinde ne var? Hala mama kokusu alıyorum. Nereden alıyorum? Bunun içindeki şeyleri açmaya uğraşacak falan. Onlar için bayağı aslında heyecanlı ve özellikle top seven köpekler için çok da keyifli bir oyuncak haline getirebiliyorum Var, aslında. harika. Başka plastik kaplardan bahsettik. Bunu da şu an gösterebilir miyim acaba? Çok da zorlamak istemiyorum çünkü sıkıldıkları zaman Yok, öyle hiç hafızamızda yani. öyle kalmasını istemiyorum. Oyunların da çok Evet, zorlayamayız. oyunların hepsinin keyif verici olması lazım. Yani zorlayarak Evet. hayvana bir şey yapılmaz. Yani keyif verici olması için de en güzel şey hayvanın yara aç olduğunda bu oyunlardan beslendiğinde İşte mutluluk hormonu da sahne. Biz nasıl güzel çikolata mıkıl dedik. Böyle Evet. mutlu oluyoruz. Onların da mutluluk hormonu öyle salgılanıyor. Ve akıllarında pozitif kalsın. Yani böyle zorlamayla Evet. Şu hiç an yapmaya gerek yok. Onların ilginç keyifleri de şekilde çok çok büyük. uslular. Ben de çok şaşkınım. Başıma neler getirecekler acaba yayında diye düşünmüştüm Üstüme ama alınsam mı diye de düşünmeye başladım yavaş sesinizi duyunca yavaş. uslandılar galiba. Bence Murphy şey demiştir. Aman ha dikkat et bu Ben bu adam sesi sakatlayın. biliyorum. Sınavda bitiyor bunun sonu. Ya çok güzeldi. Birkaç tane soru var. İşte demişler köpekler kavga ediyor mu? Diye sormuş mesela. Kim sormuş? Kemal sormuş. Yani yaklaşık 1,5 yıldır beraber yaşıyorlar. İkisi de erkek, ikisi de kısır. İlkay aynı soruyu sormuş. İlkay Hanım da sormuş. Gerçekten. Evet, birkaç kişi sormuş. Çünkü bence bu süreçte ikinci köpeği isteyen çok köpek sahibi var. Bu yüzden bu soru geliyor, bunu biliyorum. Evet. Şöyle, ikisi için de ikisinin de rahat olacakları alanları sağlandığı zaman ve belli kurallar diyeceğim. Belli kurallar çerçevesinde yaşadıkları zaman kavgaya ihtiyaçları olmuyor aslında köpeklerin. Ama ikisinin de ihtiyaçlarını bilip karşılamak biraz önemli bu konuda. Yani ikisinin de dinlenebileceği ayrı ayrı yerleri. Mesela ben ikisini hiçbir zaman yan yana yürümeye bile zorlamadım. Zamanla istedikleri zaman yan yana yürüyorlar. Onun dışında biri solumda, biri sağımda yürüyor. Yani biraz köpeklere seçim hakkı verip birbirlerine çok zorlamadan al bak kardeş hadi sevin birbirinizi yapmadan bir alan yaratarak çocukken yaparlar ya öyle hadi Evet, oynayın. hani hadi oynayın. Bana yaparlardı ben de direkt saçlarını çekerdim Yani biz sorun yaşamıyoruz. Bir iki kere tabii ki böyle bir hırlaşma oldu ama ciddi bir kavga neyse ki yaşamadık. Ama yaşanabilir de. O yüzden yetişkin köpekleri bir araya getirecek insanlara ben önceden ufak bir deneme turu yapmalarını da öneriyorum. Her köpek birbirini sevmek zorunda da değil çünkü. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz daha çok Ya ben köpekle katılıyorum. Yani böyle berabersiniz. bir zorlama yani zorlama olmasını pek doğru bulmuyorum. Hatta ben şey de demiştim anlatırım köpek sahiplerine. Yani ikinci bir hayvan alacağınız zaman ya da aldığınız ya da mecbur kaldınız. Hani kıyamadın bir köpeğe sokaktan aldın ve bunu eve getirmek zorundasın. Lütfen onu en az kullandığın ya da işte yeni gelen köpeği oraya koy. Eski köpeğin alanda bir kalsın ama birbirine getirme. Yani birbirlerinin önce kokularına bir alışsınlar. Varlıklarına alışsınlar. Ondan sonra fiziksel olarak birbirlerini görsünler. Bir anda hadi kardeş olun diye bir araya getirmek hem ilk köpeğe hak şey böyle bir haksızlık gibi geliyor bana. Yani bir anda hani onun rızası alınmadan olmuş gibi. Hem de yeni gelen köpek müthiş bir travma. Yeni bir yere geldin. Öbürü yerini koruyacak, korur diyecek. Dolayısıyla bunu engellemenin en güzel yolu bence zorda kalıp da aldığınız bir köpekle eski köpeğinizi bir süre birbirlerinin kokularını ve seslerini alacakları ama fiziksel olarak temas etmeyecekleri şekilde bakmak ve bir benimsemelerini sağlamak. Ondan sonra kontrollü bir şekilde bir araya getirmenin daha doğru olacağını ben düşünüyorum ve öneriyorum hep Kesinlikle. köpek Bir de sahiplerine. ilk tanışma çok önemli. İlk tanışmada olumsuz bir şey olursa çok zor Evet. daha sonrası gerçekten. Ya ben mesela
Daha sabırsız olduğum için işte Olaf'la Murphy'yi tanıştıracağım zaman mesela dışarıda yürüyerek başladık. Ama yine hadi birbirinizi koklayın, birbirlerine iterek değil ama uzaktan yürümek, bir yerde oyun oynatmak, hani birbirleriyle istedikleri kadar yakınlaşabilecekleri bir ortam sağlamak aslında Doğru, geniş bir farklı. alanda Evet, özellikle böyle geniş bir alan. tutuşturmalar için zorlamadan önce yan yana yürümeleri, işte birbirlerini koklamaları. Tabii bu arada da hani köpek sahiplerinin özellikle köpek beden diliyle ilgili biraz da okumaları lazım. Ha, bununla Evet. ilgili dernek sayfamızda bir şey paylaştık, bir doküman paylaştık. İnsanlara da tavsiye ediyorum okumak isteyenlere. Köpek Yani bile. evet, Köpek Eğitmenleri Derneği'nin Facebook grubunda. Şimdi şöyle bir şey var, hani insanlar köpeklerin davranışlarını insani duygularla yorumladılar. Aa işte çok üzüldü. Aa işte çok şu anda mutlu. Halbuki hani Sarıldı köpek var bir de. bunu ne var? Sarıldı. Ki ne kadar Küstüm tehlikeli bir davranış. İki köpeğin boz birbirine falan. sarılması. Yani hani o sarılmalarını falan böyle aa işte birbirini çok sever. Halbuki birazdan kan gövdeye götürecek. Ya da köpek öyle bir pozisyon almış. Kuyruğu sallanıyor ama hani defans pozisyonu almış. Diyor ki evet bak şu anda mutlu. Bunları köpek sahiplerinin çözmesi lazım, öğrenmesi lazım. Hani biz öğretmeye çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz ama Tabii ki. hani köpeklerin davranışlarını bizim insani duygularımızla yorumlamamız lazım. Yoksa hep hüsran oluyor. Kesinlikle en büyük hatalardan biri o aslında yaptığımız. Yani Doğru. bizim kendi adımıza sevdiğimiz davranışları onlarda gördüğümüzde onun da iyi bir şey olduğu yanılgısına kapıldığımız maalesef bir gerçek. Evet. Evet, valla bir saat nasıl geçti ben de anlamadım Çağla. Hani Geçti çok mi? keyifli. Ben... Evet yani köpek konuşmak çok keyifli. Sabahlara kadar Evet, konuşuruz biz. sabahlara kadar konu. Ben isterdim ki benimkiler biraz daha böyle canlı, hareketli olsunlar şu anda ama ben onları galiba yanımda çok fazla derse falan götürdüm. O yüzden bir böyle ders ortamı var şu anda burada. İşte sigara Ben yani bir hazırladım ders falan. anlatıyor, biz duralım. Eğer vaktin olursa hani bu anlattığın oyuncaklarla böyle kısa kısa videolar çekebilirsen ben de paylaşayım onları. Hani köpek sahipleri en azından bu kapalı kaldıkları günlerde Doğru. nasıl uygulandığını falan da görmüş olurlar. Çok faydalı olacaklarını, çok faydalanacaklarını diyorum. Hani bu ısrarla hep söylüyorum. Bir de Senin gibi bizim de bir için de çok iyi aslında. Çünkü bizim de kafamız şu anda çok ciddi bir şeyle boğuşuyor. Yani fiziksel olarak sağlıklı olsak da psikolojimiz gerçekten bence bir iplik üstünde. ya sen ne diyorsun? Ben bu yayınları yapmış olmasam herhalde çıldırırdım yani. Bak şimdi böyle bir hani bilgi alma verme adına kendimi ve de eğer seyirciler takdir ederse onları rehabilite etmeye çalışıyorum. Yoksa dayanılacak gibi değil yani. Değil, Hani gerçekten. ben ormandayım ama yani ormandasın yani. Başka bir şey yok. O yüzden bu oyuncaklarla uğraşmak, yapmak bir de biraz bizim hayal gücümüzde değil. Yani evdeki her Evet. şeye gözüyle bakıyorum. Bununla ne yapabilirim köpeklere acaba falan. Gözüyle bakıyorum. Hani bir oyuncaklar üretmek falan bizim için de gerçekten kafa dağıtıcı bir şey. Köpekler için zaten bambaşka bir şey. Süper ya. Süper. Valla ağzına sağlık. Çok keyifli bir sohbetti Çok teşekkür ederim. abicim. Yarın yine misafirim olacak inşallah. Yine köpek konuşmaya devam edeceğiz. Ben bu yayını da eğer yapabilirsem YouTube'a atıp insanların tekrar tekrar seyretmesini sağlamaya çalışıyorum. O zaman biraz şey gidiyor tabii. Hani anlattıklarımız kalıyor ama senden tekrar ricam bu uygulamaları böyle küçük küçük video çekersen ben de bunları paylaşayım. Tamam. Yaygınlaştıralım herkese. Ağzına sağlık. Çok Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Çok sağ ol katıldığın için. Çok En sağ ol. kısa Çok çok zamanda selam. umarım görüşmek üzere. İnşallah. Ev halkına da çok selam. Bay sizinle. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Evet sevgili arkadaşlar. Sevgili Çağla sağ olsun çok güzel bilgiler verdi. İnşallah köpek sahipleri için faydalı olmuştur. Hani biz bilginin paylaşılarak arttığını ve faydalı olacağını düşünüyoruz. O yüzden köpek konuşmaya ya da ilgi alanı, yani şahsi ilgi alanının farklı olan konuları konuşmaya devam edeceğiz. Yarın da güzel köpek, bol bol köpek konuşacağımız bir arkadaşım var. Bilgilerini de gün içerisinde paylaşacağım. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Yarın aynı saatte, aynı yerde, aynı şekilde köpeklerden bahsetmeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Buradan herkese de çok çok selam. Çok sağ olun ilgilerinize, alakanıza. Çok teşekkür ediyorum.